Işın sadece sudan geçerken değil, saydam cisimlerden geçerken de kırılır. İşte merceklerin ışık ışınlarını merceğin biçimine göre kırarak bazı sonuçlar elde edilmesi bu nedenledir. İnce kenarlı bir mercekle ışınları kırarak bir noktada toplamak mümkündür. Bu şekilde bulunan noktaya odak noktası deriz. Merceğin kalınlığının artması odak noktasını merceğe daha yakın bir mesafeye getirir. Mercekle odak noktası arasındaki uzaklığa odak uzaklığı denir. Gelin bir merceğin odak uzaklığını beraberce bulalım. Bunun için bir mercek, bir perde ve ışık kaynağına ihtiyacımız var. Işık perde üstünde en keskin noktaya gelinceye kadar merceği ileri geri oynatalım. En parlak noktayı bulduğumuz yerdeki uzaklık odak uzaklığıdır. Şimdi de perdeyi geri çektikten sonra merceği yeniden odak noktasına ayarlayalım. Bakalım odak uzaklığı nasıl değişiyor. Görme hepimiz için çok önemli bir duyudur. Mercek bu duyumuzdaki bazı bozulmaları düzeltici özelliğiyle birçoğumuzun günlük yaşamına girmiştir. Mercekler ışınları kırınca sadece dünyamızı daha iyi görmemizi değil, uzaydaki gezegenleri bile izlememize imkan tanırlar.